Herkese merhaba, Austin, Texas'tayım bugün. Bu 5. günüm ve bugün sizlerle uzaktan ya da evden çalıştığımda günüm nasıl geçiyor onu paylaşmak istedim. Bugün kesinlikle dünyanın en şeker kafesinden çalışıyorum. Sabahleyin uzun süredir yapmadığım bir şey yaptım ve yogaya gittim. Günümü yogayla başladım ve çok harika olduğunu düşünüyorum. Eve geri döndüğümde bunu devam etmek istiyorum kesinlikle. Quarantin olduğundan beri ya da pandemi olduğundan beri spor salonuna gidiyorum ama yoga uzun süredir yapmıyordum. O yüzden burada çok şeker bir yer buldum. Dün sabah ve bu sabah oraya gittim. Bugün aslında son günüm olduğu için otelden çıktım ve dün otelde çalışıyordum. Bugün başka bir yer bulmak zorundaydım ve kendime dünyanın en şeker kafesini buldum. Her şey pembe içeride, her şey pembe dışarıda. Aslında böyle yerler bulmak çok kolay açıkçası ve çok şeker. Dışarısı da çok şirin. Aslında gelme nedenim aslında bir arkadaşımın bekarlığa veda partisi, bachelorette partisiydi. Bir lake house'da kaldık hafta sonu, gölde, aslına yakın. Bir saat uzaklıkta bir yerde göl evinde kaldık. Göl evi deniliyor mu Türkçe'de bilmiyorum ama İngilizce'de lake house. Airbnb'den bir ev kiraladık ve harika bir hafta sonu geçirdik. Onu da biraz gösteririm neler çektiğimi. Çoğu şey bizim arasımızda kalsın istedim. İnternette paylaşamam. Hey, Türk yemeği buldum sayılır. Bakalım nasıl içerisi. Okay, müzik başlamadan önce ne aldığımı göstereyim. Ve yanında bir bira. Öğlen yemeğim böyle. Bu beef ve lamb, et ve kuzulu wrap. Yanında da German pills, Austin Beers Work'tan ve çay. Austin'da en sevdiğim buraya geldim. Burası Chester King. Belki 5-6 senedir gelmemişim buraya. Günler geçti ve ben videoyu bitirmedim. En son Austin'da beraberdik. Chester King'de bira içiyorduk keçilerle. Şimdi Las Vegas'tayım ve bu benim ikinci hafta sonum burada. Bir hafta daha buradayım ve önümüzdeki hafta sonu eve geri dönüyorum. Ondan sonra evde birkaç gün zaman geçireceğim. Ondan sonra da Florida'ya gidiyorum bir bira seyahati için. Florida'nın Clearwater isimli şehrine gideceğim. Onların turizm board'uyla. O yüzden çok mutluyum ama evde çok fazla zaman geçiremeyeceğim. Onun için biraz endişeliyim çünkü size daha önceden dediğim gibi taşınıyorum ayın sonunda ve çok şükür çok fazla eşyam yok. O yardımcı olacak. Şu anda arkadaşımın evinde kalıyorum. Apartmanda kalıyorum. Bu işte sitede havuzdayım. Ama geçen hafta sonu kaldığım otel Bellagio'nun Chairman Suite isimli odasıydı ve oda turu göstereceğim sizlere birazdan. Normalde böyle bir otelde kesinlikle kalmıyorum ve çok şanslıydım. Kalma şansım olduğu için sizlere de göstermek istiyorum. Harika bir yerde.
kahve almaya gittim. Geri döndüğümde biraz fazla kaçırmışım sanırım. Bugün de bir bira ve tequila eventine gideceğiz az sonra. Ama ondan önce biraz böyle zaman geçirmek istedim havuz yanında. Ve iki gün önce Instagram'dan takip ettiğim bir kızla tanıştım. O da Las Vegas'ta, aynı zamanda çok mutlu oldum. Çünkü uzun süredir takip ediyorum. Uzun süredir Instagram üzerinden konuşuyorduk. Ve sonunda buluşma şansımız oldu. Eğer Instagram'dan takip ediyorsanız zaten görmüş olacaksınız. Bu videolar biraz sonra geliyor. Çünkü bitirmeyi unutuyorum videoları. Başka neler yaptım Las Vegas'ta? Pek bir şey değil sanki. Geçen hafta sonu Bellagio'nun havuzundaydık ve ondan sonra Dre's diye bir havuz partisine gittik. Onun dışında hafta içi, gün içi çalışıyorum. Saçımı kestirdim. Manikür pedikür yaptırdım. Kaşlarımı aldırdım. O kadar. Günler böyle geçiyor. Bu videoyu burada bitireceğim. Umarım sizlere biraz da Las Vegas videosu çekerim. Eve geri dönmeden önce izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer Instagram ve TikTok'tan takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Çok sevinirim ve henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!